İlk maç 3-0, ikinci maç 2-0. Temiz, net skorlar. Önce oradan başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Evet, maçın başında konuşmuştuk. İlk maçı bir şekilde geride bırakmamız lazım. Tabii onun avantajını aldık ama mental olarak bunun bize bir rahatlama, işte bir işi kolay görme gibi negatif etkilerinden kendimizi arındırmamız lazımdı. Oyun başlar başlamaz oyuncularım da bu ciddiyeti gördüm. Yine oyuna hakim olduk. Yine çok fazla atak denemesi yaptık. Belki rakip ilk maça göre ilk yarı birkaç pozisyon buldu. İlk maçta bunları da bulamamışlardı. Net pozisyonları değil ama en azından bunlara girişimler diyelim. Zaten ilk yarıdaki oyunumuzla, tempomuzla girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız iki golle tur için büyük ölçüde bir rahatlık elde ettik. İkinci yarı daha kontrollü bir oyunu tercih ettik. Zaten dakika dakika değişiklikler yaptım. Siz de takip etmişsinizdir. Onun dışında rahat bir tempoda da maçı bitirdik. İki maç içinde oyuncularımı kutluyorum. İyi performanslardı. Artık diğer maç devam ediyor biliyorsunuz rakip. Artık buradan çıkacak sonuca göre rakibimizi bekleyip diğer turun bir şekilde hazırlığını yapacağız. Bizim için sadece iki maçta da kırmızı kart görmemiz. Evet onu soracaktım. Kötü kader mi diyelim? Ya negatif durumlardı. Çünkü ilk maçtaki iki sarı kart da Uğurcan'ın kaleye uzak bölgelerdeydi. Bir tehlike arz etmiyordu. Bu maçta da rakibin 5 gole ihtiyacı olduğu bir ortamda biraz daha dikkatli ve belki toleranslı davranabilirdik sarı kart görmemek adına, ikinci sarı kartı özellikle. Bu turla alakalı tek negatif tarafımız bunlardı. Onun dışında seyircimize de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir ambiyans yarattılar, oyuncularımızı ittiler. Tahmin ediyorum evlerine de onları mutlu göndermiştik. Rotasyonlu takım nasıl hocam? Rotasyonlu çıkaracağını söylemiştiniz. Memnun kaldınız mı? Evet, yani özellikle ilk yarı iyi bir oyun sergiledik. Tabii ki her oyuncunun özelliği farklı. İşte Konrad'ın ilk maç oynadığı yerde Muriç oynadı. Daha bir set hücumu oyuncusu, daha farklı şeyler yaptı. Onun dışında zaten Adil Uğurcan'ın kırmızı kartından sonra görev almıştı. Cebrail'i aldık mücadelesiyle. O da iyi takıma uyum sağlayacağını güzel sinyaller verdi. Rahmanovic zaten genel manada kullandığımız bir oyuncuydu. Onu da bugün ilk 11'de başlattık. O da belli bir dakikaya kadar etkili oynadı. Golle de attı. Yani ya takım rotasyonlu, bir anda takımda düşüşler oldu gibi bir negatiflik yaşamadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler tabii ki kolay değil. Bir anda takımın alıştığı oyuncu grubundan başka oyuncularla çok sayıda değişiklikle oynayabilmek ama genel manada sıkıntı yaşamadık. Bizim için güzel iki maç oldu ve rahatlıkla turu geçtik. Süper Lig'de başlıyor hocam. Şampiyon Konyaspor tezahüratları da vardı hatta. Bununla ilgili neler söylersiniz Süper Lig hedefi hakkında? Evet, öncesinde biliyorsunuz işte bir Avrupa deplasmanımız daha olacak inşallah. Bakacağız rakibimize. Onun sonra Ankara Gücü maçı. Her zaman söylüyorum, lig son derece değerli. Çok değerli, çok önemli. Ligdeki her maç bizim için ortada olan 3 puan ve biz buna talibiz. Her maç talibiz. Sonucu ne olur bilmiyoruz ama onun için bu iki kulvarı birbirinden en başta mental olarak ayırmamız gerekiyor ki oyuncuların bunu yapabilecek olgunlukta. Onun dışında bugün gördünüz oyuncu kullanım sayımızı arttırıyoruz. Her oyuncumuzu daha efektif kullanmaya çalışıyoruz. İşte bu perşembe, pazartesi, tekrar perşembe maçlarımız olacak. Burada birçok oyuncumuzun yardımına sahada ihtiyacımız olacak. Dediğim gibi lig çok önemli. Oraya da iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Hocam, Melike Çelik'in sunumuyla stüdyoda konuklarımız var. Güvenç Kurtar ve Serdar Kelleci. Bir soruları çok olacak. Onu dinleyelim. Evet, Serdar Kelleci'nin sorusu var. Peki. İlhan Hoca'ya buyurunuz. Öncelikle tebrik ediyorum hocayı. Ben de bir tebrik edeyim de. Sen gelirsin. hocam tabii, tebrik ediyorum. Devam edeyim ben yine. İkisinde. Hocanın hedeflerini tabii biliyoruz, çok yüksek hedefleri olduğunu, ama bu sene Konyaspor, yani taraftarın çok merak ettiği bir soru bu. Konyaspor'un Avrupa'daki hedefi ne olacak? Hocanın çünkü çok idealist bir ruha sahip olduğunu biliyoruz. Burada bir hedef koydular mı bugünden? Konyaspor'un çok idealist olduğunu söylüyor Serdar Kelleci ve Avrupa'daki hedefini soruyor. Evet. Herhalde oyun anlamında söylüyor. Evet, bir oyun idealimiz var ve
Oyuncularımız da bunu her maçı deniyorlar. Bu tabii ki sadece ofansif değil, defansif mücadele anlamında da gol yememek de çok önemli. Evet, oyun anlamında şunu söyleyebilirim. Sorunun ilk bölümü. Konya Spor takımını bir radikal bir oyun değişikliği sürecinde bulundu bizimle beraber. Bunu denedik. Çünkü daha kompakt, daha güvenli oynayan bir Konya Spor takımından daha agresif hücum eden, daha çok adamla hücum eden, daha tempolu oynayan bir takıma evrilmenin yoluydu. Biz bunu talep ettik. Tabii bizim talep etmemiz belli bir noktaya kadar geçerli. Oyuncular da buna karşılık verdiler ve adım adım ilerleyen bir oyun var. Ama daha tam ideal mi? Futbolun biliyorsunuz en ideal kısmı yok. Gelişimin ucu açık. Avrupa'da hedeflerimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu çok net bir hedef bizim için. İşte ikinci tur, ondan sonra inşallah geçeriz bir playoff'ta. Tabii ki daha dişli bir takım bizi bekleyecek. Zor olacağını biliyoruz ama bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. İlk aşamada şu ana kadar düşündüğüm, hedef belirlediğim durum Avrupa için grup aşamasına katılmak. Grup aşamasına kalmak. Evet, başka sorumuz var mı İlhan hocamıza? Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Başarılar. Ve başarılar diliyoruz. Bu arada özür dilerim. Rakip de belli olmuş, maç bitti, uzatmaya gitmişti eğer bizi duyuyorsanız hala. Ama galiba hoca gidiyor, gitmiyor. Evet, gitmiyor. Evet. Rakip Vaduz oldu. Hedeflerini sormuştuk Liechtenstein ekibi. Bir hemen rakiple ilgili de kısa bir düşüncesini alalım. Vaduz olmuş rakip. Rakiple ilgili de birkaç cümle düşüncelerinizi merak ederler. Ben ilk maçlarının, tabii biliyorsunuz bu maç bizimle aynı saatte olduğu için zaten seyretme şansım otomatikman yok. İlk maçlarının ilk yarısını seyrettim. Genel bir seyirdi. Analiz gözüyle o kadar derine inmedim. Çünkü rakibimiz kim belli değildi. Ve aynı anda iki takımı da derinlemesine analiz yapmak çok da kolay bir durum değil. Evet. Yani ne diyeyim daha... Çok sıcak tabii geliş. Şöyle, iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. İyi oynayacağımızı düşünüyorum. Turu geçmek istiyoruz. Yine çok klişe ama gerçekten bu olmazsa olmaz. Vaduz takımına büyük saygı duyacağız. Ve oradan iyi bir sonuçla dönüp çok etkili olduğumuz iç saha performansımızla da inşallah playoff turuna katılmanın mücadelesini vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Selamlar. Hadi. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşleri bu şekildeydi. Söz tekrar size ve konuklarınıza bırakalım Melike. Evet, teşekkür ediyoruz. Yorduk biraz hocayı ama şimdi aklıma hemen Konyaspor Başkanı Özgökçen bir kere şöyle bir şey söylemişti İlhan Hoca için. Sürekli maç izliyor. Hani o kadar çok maç izliyor ki hani hocayı bir şekilde yakalayamıyoruz gibi bir şey söylemişti. Şimdi hani daha maçlarını hani tam izleyemedim, analiz anlamında izlemedim diyerek eminim defalarca izleyecek şimdi bu düz maçlarını. Ya çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Özellikle günümüz futbolunda rakibi iyi analiz edebilmek. Tabii ki bunun ekipleri var. İlhan Hoca'nın da bir ekibi var ama bir teknik adamın buna ayrı mesai ayırması bence takdire şayan. Çünkü bazen hani analiz ekiplerinin hazırladığı videolarla da hazırlanabilir. Bu evet, hocanın inisiyatifidir kesinlikle. Hani bunu eleştiri için söylemiyorum ama kendi izleyip özellikle oraya mesai harcayan hocalara daha çok saygı duyuyorum. Ve bunun karşılığını da zaten genel kamuoyunun övgülerine mazhar olarak alıyor bu tip hocalar. Dolayısıyla da İlhan Hoca farkını daha da göstereceğini düşünüyorum. Yani Hatayspor 2. Lig'den o zamanlarda bile belli etmişti hoca. Buralara kadar çıkabileceğini. Var öyle hocalarımız. Çok yok. Güvenç hocam bir tanedir, o ayrı. Onu başka ederim, bir yere koyarız. O benim onun Kocaeli Spor'u hep örnek vermem lazım. Çünkü çok az takım vardır öyle lige damga vurabilen. O Kocaeli Spor, Yılmaz hocamın Bursa Spor'u. Yine Yılmaz hocamın Malatya Sporu da vardır. Bir de evet, 86-87'dir o da. O çok efsaneydi. Hocam kadar olmasa da diyeyim. Bağlayayım hocam. Yılmaz hocaya da selamlar. Selamlar. Selamlar Yılmaz hocam.